Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek hamurdan yaptığım gözleme ve yufka ekmeğini yapacağım. Bol bol yapıp dondurucuları doldurabilirsiniz. Sahur için hazırladığım tarifimin yapılışına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Yanıma 250 milim su aldım arkadaşlar. Bir miktarını ekliyorum. Gerekirse kalanını da ekleyeceğim. Suyu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ve daha sonra unu ekliyorum. Toplamda ben 5,5 bardak un kullandım arkadaşlar. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapıyorum. Kalan unu da ekledim. Güzelce spatula ile toparlıyorum. Daha sonra da elimle yoğuruyorum. Elimle güzelce yoğuruyorum ve daha sonra da tezgahın üzerine alacağım. Tezgahın üzerinde birazcık daha yoğuracağım. Hamurumuzu güzel yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamuru yoğurdum. Yumuşaklığı bu şekilde. Şimdi tezgahın üzerine birazcık un serpiyorum. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum. Ve tezgahın üzerinde tekrardan gördüğünüz gibi bu şekilde tekrardan biraz daha yoğuruyorum. Bu şekilde yoğurduktan sonra beze yapacağım. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tarif hakkında sormak istediğiniz bir şeyler olursa arkadaşlar yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş yaparım. Şimdi bu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Pişireceğim tavanın çapı 35 santim. Tavanın çapına göre bezenin büyüklüğünü ayarlıyorum. Sizler de pişireceğiniz tavaya göre ayarlayın. Şöyle mandalina büyüklüğünde yapıyorum bezeleri. Fazla gelenlerden birbirine ekleyerek bezelerimizi hazırlayalım. Hazırladıktan sonra kenara alıp üzerini kapatalım kabuk bağlamaması için. Bezelerim bu şekilde. İlk bezenin altına ve üstüne birazcık un ekleyip oklavam ile açıyorum. Oklava kullanamıyorsanız ilk önce merdane ile büyütüp oklava ile devam edebilirsiniz. Fazla un eklemeyelim arkadaşlar. Çok unlu olursa güzel olmaz. İç harcı olarak peynir kullanıyorum. Yeteri miktarda açtıktan sonra peyniri ekleyip yarım ay şeklinde kapatıyorum. Sürekli yaptığım bir tarif. Garanti veriyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi iç harcını da değiştirebilirsiniz. Ben çocuklarımın isteğine göre iç harcını değiştiriyorum. Peynir yumurta karışık yapıyorum. Patatesli yapıyorum veya sade peynirli yapıyorum. Şimdi peynirli ve yumurtalı karışık yapacağım. Bir de sadece peynirli yapıyorum. Peynirli olanları dondurucuya atacağım. Aynı hamurdan yufka ekmek de yapıyorum arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda onu da göstereceğim. Aynı şekilde bir tane daha yaptım. Şimdi gözlemeleri pişirmeye geçiyorum. Daha sonra da yufka ekmekleri yapacağım. Pişirdiğim tava döküm bir tava. Ocağın altını yarım ayara getiriyorum. Çok kısık da değil, çok harlı ateşli değil arkadaşlar. Ocağın altını bu şekilde ayarladıktan sonra gözlemeleri pişirmeye geçtim. Üzerlerine sıvı yağ sürüyorum. Daha güzel kızarması için. İsterseniz siz tereyağı da sürebilirsiniz. Bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişti ve çok da güzel kabardı. Şimdi diğerlerini de pişiriyorum. Sahurda istediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de bunu deneyin. Elinizin altında hazır bulunur. Önceden yapmak tabii ki daha iyi oluyor. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. İstediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer eriyen bir peynir kullanırsanız kenarlarını güzelce kapatmanız gerekiyor akmaması için. Yine üzerlerine sıvı yağ sürerek pişiriyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gözlemelerin tamamını pişirdim. Çok güzel, çok yumuşak gözleme oldu arkadaşlar. Bakın harika bir gözleme oldu. İsterseniz bunu saklama kabına veya buzluk poşetine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Şimdi bir tanesini içine açıp sizlere içini de göstereceğim. Daha sonra da yufka ekmeklere geçeceğim. Bakın incecik ve içi de çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi harika bir gözleme oldu. Bu da yumurtalı peynirli yaptım. Videoyu uzatmamak için bunu göstermedim arkadaşlar. Önceden içine yumurtayı kırıyorum. Daha sonra da üzerine peynir ekliyorum. Bu da çok güzel oluyor. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Gözlemelerimiz hazır gördüğünüz gibi. Hepsi de harika oldu. Mis gibi kokular yayıldı evin içerisine. Şimdi birkaç tanesini yiyeceğiz. Daha sonra kalanları da dondurucuya koyacağım. Bakın hepsi harika oldu. Hem çok ince oluyor, yumuşacık da oluyor. Şimdi yufka ekmeklere geçiyorum arkadaşlar. Bezelerim yine mandalina büyüklüğünde. Çok fazla büyük yapmıyorum. Az un ekleyerek açıyorum gördüğünüz gibi. Açtıklarımı masanın kenarına aldım. Şimdi pişirmeye geçeceğim. Çok da ince oldu gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar, yakından bir göstermek istiyorum sizlere. Yumuşacık oluyor. Şimdi piştiği zaman da göreceksiniz. Yufka ekmekleri pişirirken ocağın altını son ayara açıyorum. Ve ilk yufkamı pişiriyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde göz göz kabarmaya başladı. Çok da ince oldu. Siz de bu şekilde bol bol yapıp dondurucuya koyabilirsiniz. Ramazan'da da çıkartıp et türü yemeklerle tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bol bol yapıp dondurucuları dolduralım. Bakın incecik ve göz göz kabarmaya başladı. İçerisine süt ve sıvı yağ karıştırdığımız için de çok da yumuşak oluyor. Hepsini bu şekilde pişirdim. Şimdi sizlere yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.